Kuryeler yaptığınız en ilginç teslimat hangisiydi? Part 2. Uzunca bir süre Asya lokantasında teslimatçıydım. Bir gün şehirden oldukça uzak bir eve sipariş götürmek için yola çıktım. Siparişten evde çok kalabalık olduklarını ve bir çeşit parti yaptıklarını anlayabiliyordum. Zili çaldım ve kapıya 50'li yaşlarında Asyalı bir kadın açtı. Tamamen çıplaktı ve elinde boyu neredeyse 1,5 metre olan bir katana vardı. Kadın gayet güler yüzlü bir şekilde bana pizzayı içeri koyup koyamayacağımı sordu. Ben de onu kızdırmamak için bu teklifini kabul ettim ama içimden gerçekten de çok korkmuştum. İçeri doğru girdiğimde salonda oturan onlarca çıplak Asyalıyı gördükten sonra poşeti koridorda yere bıraktım ve tekrar dış kapıya doğru gittim. Kadın daha sonra kahkaha atarak bana ücreti verdi. Bu yaşadığım en sıra dışı şeydi. Pizza teslimatı için bir eve gittim. Kız kapıyı açıp pizzayı aldı. Bana parayı uzattı, ben tam parayı alırken geri çekti ve bana, "Lütfen güzel olduğunu söyle," dedi. Baya şaşırmıştım ama ona "Çok güzelsin," dedim. Daha sonra bana parayı verdi, gülümseyerek kapıyı kapattı. Bir keresinde çete evine pizza götürmüştüm. Evin verandasında aynı renkli kıyafetler giyen dövmeli ve bandanalı insanlar vardı. Evin kapısına doğru giderken verandadakiler bana dik dik bakıyordu, ben de onlara baktım çünkü pizzayı onların sipariş ettiklerini düşünmüştüm. İçlerinden birisi bana "Ne bakıyorsun?" dedi. Pizzayı onların söylemediğini anladım ve hemen kapıyı çaldım. Kapıyı iri yarı ve yüzünde birçok yarası olan biri açtı. Sipariş toplamda 70 dolar kadar tutuyordu. Bana 100 dolar verdi ve yüksek sesle "Kaybol," dedi. Ayaklarım titreye titreye arabama bindim ve oradan çok hızlı bir şekilde uzaklaştım.